Herkese selamlar. Sizlere DaVinci Resolve'da videolarınızı şu an gördüğünüz noktadan şimdi gördüğünüz noktaya getirebileceğiniz tek bir buton olduğunu söylesem. Bu, bu özelliğin DaVinci Resolve'un ücretsiz versiyonunda da çalıştığını söylesem, fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben DaVinci Resolve'u zaten öncesinde açtım. Çünkü içeriye şu anda 11 tane görüntü aldım. Bu 11 tane görüntüyü neden aldım? Çünkü bunların üzerinde tek tek çalışıp bu butonun nasıl tepki verdiğini size göstermek istiyorum. Şimdi ben bu görüntüleri içeriye aldım. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Direkt olarak Color sayfasına geçeceğim. Buradaki görüntüler Color sayfasında gördüğünüz gibi sıralanmış bir şekilde duruyorlar. Biraz hızlı ilerleyeceğim. Çünkü elimde 11 tane görüntü var. Her birine bir dakika harcasam zaten 11 dakika ediyor. O yüzden elimden geldiğince hızlı anlatacağım size bunları. Şimdi bu butonu belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Şunu da şu, şu kalsın burada. Neyse. Bununla işimiz yok gerçi ama. Bu butonun adı Oto Balance butonu. Burada primary'lerin hemen üzerinde köşede bulunuyor. DaVinci Resolve 17'de. 16'da sanırım aşağıdaydı ama aynı işi yapıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. 17'de benim gördüğüm kadarıyla bir tık daha iyi çalışıyor bu buton. Şimdi çok hızlı gösterecek olursam. Ben eğer bu butonu kullanmasaydım buradaki görüntüyü nasıl toplayacaktım? Zaten Color derslerimi izleyenler biliyor. Eğer hala izlemediyseniz şurada elim yukarıyı gösteremedi tam. Şurada yukarıda bizim DaVinci Resolve'da kalır yaptığımız bazı dersler var. O videolara mutlaka bakabilirsiniz. Şimdi çok hızlı geçeceğim. Eğer ben bunu kendim yapıyor olsaydım, böyle bir tek bir buton olmasaydı çok hızlı bir şekilde ben gölgeleri biraz aşağı alacaktım. Belki bir tık lift gain'i yükseltir miydim? Bir tık yükseltirdim. Gamayı, gamayı da bir tık aşağı alır mıydım? Muhtemelen şöyle bırakırdım. Böyle bir şey yapardım ve bu görüntüyü ben bu şekilde kullanabilirdim. Ben bunu akıttığımda Gördüğünüz gibi her şey gayet yolunda. Görüntü gayet temiz. Fakat ben şimdi bunu şuradan sağ tıklayıp Reset Node Grade diyeceğim. Benim elimde şöyle bir buton var. Bu butonun adı Auto Balance. Ben buna bastığım anda şöyle tekrar az önceki noktaya gelelim. Ben buna bastığım anda aslında benim az önce yaptığım şeyi çok benzerini yaptı. Yani benim yaptığımdan çok farklı olmadı bu. Siz bunu yaptıktan sonra buradaki seçenekler hala size açık. Örneğin siz tek bir duşa bastınız bunu toparladınız. Şöyle bir noktaya geldi. Belki şu noktada gamayı biraz düşmek gerekebilir. Bir tık daha gamayı düştüğünüzde şu an bence görüntü kullanılmaya daha doğrusu üzerine renk katılmaya hazır bir noktaya geldi. Fakat bu özellikle ilgili dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Bu özellik buradaki skopları kullanıyor. Yani sizin videonuzun tamamını analiz etmiyor. Sizin gördüğünüz kareye bakıyor sadece ve sizin gördüğünüz kareyi baz alarak videonun tamamını doğru bir noktaya çekmeye çalışıyor. Korekt etmeye çalışıyor daha doğrusu. O yüzden ben şu an otoya bastığımda bana buradaki rengi verdi. Fakat ben biraz daha ilerleyip burada beyefendinin bulunduğu noktada otomatiğe tekrar bastım. Burada zerre de olsa böyle minik farklı bir renk verecek bana. O yüzden bu aklınızda olsun. Yani videonun tamamını analiz etmiyor. Şimdi geliyorum ikinci görüntüye. Bu arada ilk görüntü yeni çıkan Canon C70 ile çekilmişti. 4K olarak. MXF formatında çekilmiş. 422 renklere sahip gayet güzel bir görüntüydü aslında. O yüzden çok fazla bir kırılma yaşamadık. Fakat yaşamayacağımızı zaten diğer görüntülerde göreceksiniz. Bu görüntüde de Red'de çekildi. Yeni çıkan Red Komodo ile çekildi. 6K olarak çekilmiş olması gerek. Şöyle bakıyorum 6K çekilmiş. 5.7K gözüküyor. Tamamdır. Burada V forma baktığımızda görüntünün ne kadar basık olduğunu görebiliyorsunuz. Düz bir görüntü var. Ben şu an geldim. Otobalansa bastım. Bana aslında görüntüyü çok güzel bir şekilde topladı görüntüyü scope'un üzerine yaydı. Ben şu an görüntünün her şeyini görebiliyorum. Fakat size belki bu bir tık parlak gelebilir. Bana şu an öyle geldi açıkçası. O yüzden ben şimdi gama'yı biraz aşağı çekeceğim. Bir tık gama'yı aşağı çektim. Şu an gördüğüm şey var. Saturasyon bir tık aşağıda. Onu da açtım. Şu an bu görüntü bence kullanılmaya hazır. Üzerine ne kadar vakit harcadık? 10 saniye bile sürmedi. O yüzden bu açıdan bence oldukça güzel. Şimdi geçiyorum. Bir sonraki görüntümüz Blackmagic Pocket sinema kamerayla çekildi. 1080p formatında sinema DNG raw olarak çekildi. Bu görüntüyü buraya özellikle koydum çünkü ben burada bir camın arkasındayım ve bu cam renkli bir cam. Daha doğrusu simitçilerin camları böyle tam şeffaf olmuyor. Şimdi ben buradan örneğin buradaki bir e, kareden renk yapmaya çalıştığımda <laughs> umuyorum ki dışarısının sesi gelmiyordur size. Şöyle biraz koyu bir renk yapacak. Çünkü burayı tam olarak göremiyor şu an. Hani hem ışıklar yeterli değil hem de camdan dolayı çok fazla ışık kırılması var. Bu aklınızda olsun. Her zaman bu doğru çalışmıyor ama çalıştığı zamanlarda çok iyi çalışıyor. Ama ben bunu biraz daha ileri alıp şöyle belki ışığın değiştiği ve aydınlığın daha homojen olarak dağıldığı bir yerde şöyle tekrar basacağım. Şöyle şöyle yapalım. Evet, bence şu an çok daha iyi oldu. Belki burada beyaz ayarımız bozuk olabilir. Beyaz ayarını değiştirmiyor. Beyaz ayarı için de buradaki butona bir kere basıp buradan beyaz bir şeye tıklamamız gerek. Buradaki plaka biraz gölgede kalmış ama şuradaki arabaya tıklayabilirim. Şu an camın arkasından gördüğüm için camın yeşilini aldık tamamen ama sorun değil. Şuradaki beyaz ışıkta tekrar deneyeceğim çünkü beyaz ışık olduğu için bir tık daha doğru sonuç verecektir. Evet şu an bence bu görüntü bence kullanılmaya hazır. Şimdi vakit kaybetmeden diğerine geçiyorum. Bu özelliğin nasıl kareyi temel aldığını size burada daha net gösterebileceğim. Çünkü bu videonun en başında ben gökyüzünü çekiyorum. Gökyüzü olduğu gibi karanlık ama aşağı indiğimde gördüğünüz gibi nispeten daha aydınlık bir alan var. Şimdi yukarıya göre ben otomatiğe bastığım anda gördüğünüz gibi görüntüyü çok fazla kararttı. Kontrastını çok fazla yükseltti. Aşağı geliyorum. Aşağıda da gördüğünüz gibi kontrast çok fazla yüksek. Fakat ben otomatiğe aşağıda bassaydım renkleri burada daha düzgün yaptı. Şöyle açıp kapatacak olursak. Gördüğünüz gibi renkleri birazcık daha toparladı. Ve yukarıya baktığımda da nispeten daha doğru bir renk verdi bana. Ama burada fark ettiğiniz bir şey var. Bu görüntü yine beyaz ayarı doğru bir görüntü değil. Çünkü ben bunu test amacıyla çekmiştim. Bu görüntüyü ne kadar toplayabileceğimi görmek için çekmiştim. O yüzden buradan şuradaki beyaz minibüste tıklayıp belki rengini alabiliriz. Çok mu geldi? Birazcık düşürebiliriz belki şöyle. Belki bir tıkla mor verebiliriz. Bence İdare eder bir renk şu an bu. Ama dediğim gibi işinizi mutlaka görecektir. Şimdi gelelim ProRes'lere. Bu ProRes'lerin şöyle bir özelliği var. Bunlar RAW gibi bütün özellikleri kendi içinde barındırmıyor. Yani bunlar aslında video parçası. Video, video klip aslında bunlar. Dolayısıyla bunlar da bizim RAW'lar gibi çok esnekliğimiz olmuyor. Fakat yine de gelip otomatiğe basıyorum. Otomatiğe bastığım anda aslında e, videonun kontrastı ve saturasyonu dışında bence her şey tamam. Bence bir tık şöyle bir tık kontrast verip bir tık saturasyon verirsek bence bu görüntü bence kullanılmaya hazır. Ben olsam bunu bu şekilde kullanabilirim. Gördüğünüz gibi 10 saniye bile sürmüyor. O yüzden hızlıca bir yandaki klibe geliyorum. Bu da Blackmagic Pocket Cinema kamerayla ProRes 422 formatında çekildi. Bu da MOV formatı. Yani sıkıştırılmış sıkıştırılmış demeyeyim de RAW değil yani bu. Bu bir video. Burada da gene Mecidiyeköy'de bulunan Galatasaray'ın bayrağını çekmiştim. Aynı şekilde otomatiğe basıyorum. Aslında şu an bile kullanıma hazır. Ama ben olsam, bunu ben kendim yapıyor olsam, gamayı da bir tık şöyle aşağı çekip, orta tonları daha doğrusu aşağı çekip, bayrağın biraz daha öne çıkmasını sağlardım. Bu dediğim gibi bayrağı bir tık daha öne çıkaracak. Bu da gayet güzel olurdu. Şimdi gelelim şimdiye kadar saydığım kameralar işte Canon C70 Red işte Blackmagic Pocket Cinema kamera falan bunlar bir tık üst düzey kameralar. Sizin bunlara erişiminiz olmayabilir. Elinizde daha e, piyasada kullanılan kameralar olabilir. Bunlardan bir tanesini ben de kullanıyorum. Şu an bu videoyu çekiyorum zaten Sony A7 II. Ben bu görüntüleri Kıbrıs'tayken çekmiştim. Sony A7 II ile örneğin ben burada Kıbrıs'ın eski başbakanı şimdiki cumhurbaşkanını takip ediyorum onun seçim kampanyasında çalışmıştım Kıbrıs'a gittiğimde. Bu benim Sony ile çektiğim, bu kamerayla çektiğim bir görüntü. Mesela ben burada otomatiğe bastığım anda gördüğünüz gibi çok fazla bir şey değişmedi. Neden? Çünkü ben zaten bu görüntüyü çekerken en doğru şekilde pozlamaya gayret etmiştim. Şu an burada bizim gördüğümüz ne oldu? Arka planlar biraz patlamış. Bu çok doğal çünkü ben şu an bir ağacın altındayım. Yani buradaki gölge alandan arka planı çekmem çok zor. Çünkü gölgede benim diyaframı biraz daha açmam gerekiyor. Dolayısıyla arka taraf daha aydınlık olduğu için, güneş oraya daha doğrusal geldiği için orada bir, bir tık aydınlık olması çok doğal. Ama gördüğünüz gibi tek bir tuşla bunu halledebiliyorsunuz. Kötü mü oldu? Bence güzel oldu. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi gelelim aynı kamerayla çektiğim gece görüntüsüne. Bu gece görüntüsü otomatiğe bastığım anda göreceksiniz ki çok bir şey değişmeyecek. Neredeyse hiç değişmeyecek. Şöyle Böyle kontrol D yapıp açalım. Gördüğünüz gibi burada olan şey aslında benim ne kadar iyi pozlama yaptım. Burada aslında ben e, görüntüye çok fazla oynayacak yer bırakmamışım. Yani kamera içinde ben bunu olabildiğince doğru bir halde çekmişim ki şu an yazılım bunun üzerine çok bir şey katamıyor. Diyor ki senin çektiğin doğru ben daha ne yapayım diyor. Bu da güzel bir şey. Yani görüntüleriniz çok fazla değişmezse şöyle düşünmeyin. Abi bu ben basıyorum benim görüntümde hiçbir şey değişmiyor. Neden? Çünkü siz iyi çektiğiniz için olabildiğince doğru bir noktada renkleri doğru yerlerde tutarak çektiğiniz için çok fazla bir şey değişmeyebilir. Bu noktada kendinize kızmayın. Eğer önceki videolar gibi log çekmediyseniz şu şekilde. Örneğin bu log bir video. Bu şekilde log çekmediyseniz sizin videolarınızın renkleri olabildiğince doğru gelecektir. Buradaki gibi. O yüzden ben burada bastığımda çok fazla bir şey yapmadım. Birazcık parlak alanları toparladı o kadar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim biraz daha erişilebilir olan DJI Osmo Action'la çekilmiş bir görüntüye. Bunu da 1080p olarak çektiydim diye hatırlıyorum. 1080p olarak çekmişim. 8 bit çekmişim. 60 kare çekmişim. 60 karenin bir önemi yok ama 8 bit olması önemli. Çünkü ben şu an saçma sapan bir yerden bir yerdeyim. Dağın üstündeyim. Ben burada otomatiğe bastığım anda anında benim kontrastımı bana geri verdi. Çünkü bu küçük sensörlü kameralarda genelde kontrast biraz düşük oluyor bu sensörün yani sensörle alakalı bir durum bu. Küçük sensörlerde bu kontrastı elde etmek biraz zor oluyor. Ve ben olsaydım bunu ben kendim düzenliyor olsaydım renkleri doğru yere çekiyor olsaydım muhtemelen gamayı bir tık daha aşağı çekip görüntünün bir tık daha göze böyle dolu gelmesini sağlayabilirdim şu şekilde. Ama bunun devamında da bazı yerler var. Örneğin burada baktığınızda burası patlıyor. Ben burada bastığımda dolayısıyla bana burada bambaşka bir renk verecek. Ya da burada arkada ışık gelen bir görüntü var. Buna bastığımda burada bambaşka bir şey verecek. Dediğim gibi görüntü, bu otobalansı uyguladığınız kareye dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an saatime bakıyorum. Yine de çok uzun oldu video ya. Niye böyle oldu? Neyse. Bunu ben elimden geldiğince kısaltacağım. Zaten son iki görüntümüz. Son iki görüntüde bunlardan ikisi de drone görüntüsü. Ben bunları DJI Mavic Pro ile çekmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam eski çalıştığım şirketteyken çekmiştim. Bunları Bunlar emlak görüntüleri. Şöyle mesela şurada biz bir bakalım. Ben burada otomatiğe bastığım anda sadece bana bir tık kontrast verdi. Gölgeleri aşağıya çekti. Görüntüye çok fazla dokunmadı. Ama ben olsaydım bu görüntüye bir de minikten bir saturasyon verirdim. Belki daha dolu olabilir miydi? Olabilirdi. Belki biraz da mora çaldırabiliriz. Şöyle Ctrl D yaparak açıp kapatalım. Aslında çok şey değişti ama bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Gelelim son görüntüye. Son görüntüde yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de çektiydim. Evet İzmir'deydi bu. Gelelim bunun oto balansına. Oto balansa bastığım anda görüntü bence gayet güzel oldu. Ama ben olsam buna bir kontrast, kontrast değil pardon, saturasyon verir miydim? Hayır vermezdim. Saturasyonu olduğu gibi gayet güzel. Ben mesela şu an bu görüntüyü kullanıyor olsaydım, bir kurgu yapıyor olsaydım ve bu görüntü benim önüme gelseydi. Ben muhtemelen bunun üzerinde ekstra bir işlem yapmazdım. Çünkü şu an gerçekten çok doğru duruyor. Benim için yeterli duruyor. Yani bunu bu şekilde kullanabilirdim. Dolayısıyla aslında şu noktaya kadar bu otobalansın ne kadar işe yaradığını size göstermiş olduğumu düşünüyorum. Şimdi gelelim otobalansa. Bu otobalans bir mucize mi? Nedir yani bu? Neden ben otobalansı anlatmak için bu kadar çaba harcadım. Çünkü hala görüyorum ki videoları izleyip bu bazı temel özellikler arada kaçırdığınız olabiliyor. Videoların içinde çok fazla konu olduğu için. Ben de o yüzden ayrı ayrı anlatmak istedim bunları. Güzel bir hafta sonu gününde bu çekimi yapıyorum ama siz muhtemelen bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Salı akşamı izleyeceksiniz. Olur siz salı izleyin. Evet. Genel olarak böyle. Ha peki. Mesela bu özellik sadece DaVinci Resolve'da mı var? Asla hayır. Bu diğer programlarda da var. Örneğin Premiere Pro'nun içinde Lumetri'de orada da oto color diye geçiyordu sanırım. Orada da benzer bir efekt var. Final Cut'ın içinde de var benzer bir efekt. After'ın içinde var mıydı? Sanırım Lumetri Lumetri orada da var. Dolayısıyla orada da vardır. Ama açık konuşmak gerekirse DaVinci'deki kadar düzgün çalışmıyorlar. Çünkü oradakiler biraz daha nasıl diyeyim? Oto color derken çok yüzeysel çalışıyorlar. Benim çok fazla hoşuma gitmiyor oradaki eklentiler. Ama bu işi yapan başka eklentiler de var. Ekstra para vererek alabileceğiniz. Fakat zaten premier Pro'ya para vermişsiniz, eklentiye para vermişsiniz. Cebinizden bir dünya para çıkıyor. Burada DaVinci Resolve'da siz bu renk düzenlemeyi cebinizden 5 kuruş çıkmadan yapabiliyorsunuz. Bence önemli olan nokta bu. Diyelim kapanışı çok hızlı yapacağım çünkü video çok uzun oldu gibi hissediyorum şu an. Eğer buraya kadar sorunuz varsa aşağıya yorum atmayı unutmayın. Ben aşağıdaki yorumları tek tek okuyorum. Eğer soru sorarsanız da oradan cevaplamaya gayret ediyorum. Eğer Discord sunucumuza henüz gelmediyseniz Discord sunucumuza gelmenizi de tavsiye ederim. Onun da linki aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Çünkü ben görüyorum kanalı düzenli olarak izleyenlerin yarısından fazlası henüz kanalımıza abone olmamışlar. O yüzden siz de o kişilerden biriyseniz kanala abone olabilirsiniz diyorum ve videoyu artık burada bitiriyorum. Umuyorum ki herkesin sağlığı yerindedir. Umuyorum ki herkesin keyfi yerindedir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.